Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yanımızda memleketlimiz var. Değerli bir abimiz var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim, sağ olun. Eyvallah. Miraç TV yayınındasın. Ekranda görüyorsun. Yayınlarımızı evet. İzliyor musun? İzliyorum. Eyvallah. İzleyiciler açısından memleket neresi? Memleket Rize, Kömürcüler Köyü. Rize, Kömürcülere selamlar, sevgiler gönderiyoruz. İsim, soyisim? İsim Muzaffer Baş. Muzaffer Baş abi kaç yaşında? Vallahi ben hiç yaşımı hesap etmem ama 69 oldu galiba. O kadar oldu mu? Oldu. Ama göstermiyorsun. Evet, Allah 69. Sağlık, sıhhat versin. Amin, sağ ol, Allah razı olsun. Muzaffer abi kimin oğlu? Babam öğretmendi. Kömürcüler Köyü'nde öğretmenlik yaptı. Muradiye'de öğretmenlik yaptı. Yiğitler Köyü'nde öğretmenlik yaptı. Dursun Ali Baş. Allah rahmet eylesin. Mekanı amin. Cennet olsun. Amin. Eski öğretmenler. Cümle geçmişlerimizi. Anne yaşıyor mu? Annem yaşıyor. Maşallah. 97 yaşında. Sağlıklı. Oo, nerede duruyor? Arnavut Köyü'nde biraderle, kız kardeşimle beraber bir yerde oturuyorlar. Maşallah. Allah sağlık versin. Sağlık sıhhat iyi mi anne? Sağlık sıhhat iyi. Kendi ihtiyacını görüyor. Maşallah. Hamdolsun. Baban kaç yaşında rahmetli oldu? Babam 91 yaşında rahmetli oldu. Demek sizin başlarda soy bayağı yaşıyor. Büyük dedem 94 yaşındaydı. Beni nüfusa getirdikleri zaman kocaman çocuktum diye söylerdi. Eskiden. Artık 100 küsur yaşındaydı yani. Şu anda öldüğü yani zaman. Kendini kaç yaşında hissediyorsun? İşte demin dediğim gibi hiç yaşımı ben hesap etmedim. Her zaman genç olarak kendimi hesap ederim. Yaşımı da öyle tutarım yani. Rize Kömürcüler'de doğdun. İstanbul'a kaç yılına geldin? Rize Kömürcüler'de doğdum. İstanbul'a 1971'de geldim. 71'de geldi. Evet. Ne işle uğraştın burada? Terzi ustasıydım. Askerliği bitip geldikten sonra o mesleği yapmadım. İstinye'de kahvel kablo fabrikası vardı. Orada çalıştım 15 yıl. Ondan sonra gerisini Şişecam'da tamamladım. Emekli oldum. Emekli oldum. Ne güzel. Allah güle güle bir yemeği nasip eylesin. Amin, sağ ol. Kendiniz kaç kardeşsiniz? Biz 5 kardeşiz. 3 erkek, 2 kız. Hepimiz sağız. Allah şükürler olsun. Kaç çocuk var sende? Bende 2 tane var erkek. İkisi de evli. Torunlarım var. Oo, maşallah. Gelinler nereli? Gelinlerim ikisi de Sinoplu. Sinop. Ne güzel. Allah mutlu eylesin. Amin cümlemize torun inşallah. Torun kaç tane var dedin? Torun 4 tane var şu anda. 4 tane. Torun evet. Seviliyor değil mi? Oo, bal ya. Öyle. Benim de 2 tane var. Allah herkese nasip eylesin. Amin. Hanım kimlerden? Hanım Rize Yiğitler Köyü Ahmet Akıncı kızım. Nasıl Kömürcüler o zaman Rize'de evlendin değil mi? Evet, Rize'de evlendik. Oradan Kömürcülerden o yiğitlere sevdalığa mı gittin? Nasıl tanıştın? Şimdi tanışmamız şöyle oldu. O eşimin annesi benim babaannemin yeğeni olduğu için devamlı evlerine gidip gelirdik. Bir ailece babaannem getirirdi bizi. Orada tanıştık. Nasipti, evlendik. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Amin, sağ ol, Allah razı olsun. Herkes bir şey eskiden böyle resim gösterdiler, farklı bir insana gösterdiler. Evet. Babaanne ne diyor, şimdi genç de sevdalık mazalık yapıyor. Şimdi tanışıyor çoğunlukla, tanışıyor. Nasıl hanımla böyle iyi anlaşıyorsun değil mi? Vallahi kavga, yürültü, fırtına esiyor. Nazar olmasın inşallah, maşallah diyeyim de o 52 yılı doldurduk. Allah'ın izi 52 yıllar nasip eylesin. İnşallah. Diyelim. Allah herkese nasip etsin. Hanımın kıymetini bilmek lazım. Yani evet. Hele yaşlılıkta. Değil mi? Yaşlı anlayamıyoruz. Ben gençlere şunu söylerim. Yani benim yaşımdaki olanlara da şunu söylerim. İtaat et, rahat et. Bu çok önemlidir. Birbirine saygılı olmaları lazım. Önemli dünya. Bir mesafe, eşinle senin arana bir mesafe olması lazım. Bu mesafeyi kaldırdın mı saygı da olmaz, sevgi de olmaz. Her şey bozulur. Daha önce yayınlara katıldın mı? Daha önce hiçbir yayına katılmadım. Sürpriz oldu değil mi? Evet, sürpriz oldu. Yayınlarımızı teşekkür ederim size. Evet, yayınınızı izliyordum. Bu yayınlar konusunda ne söylemek istersin? Valla çok güzel bir şey. Bu işi sen yürütüyorsun. Başka yürüteni duymadım. Başka yok zaten. Evet, teksin. İnşallah daha büyütürsün. Bir stüdyo haline getirirsin. İnşallah. Şimdi eskiden resim toplardık, resim alırdık. Bu teknoloji yokken 1998'de evet. Bu yayınlara başladık. İşlerimizin yoğunluğundan bu yayınlara da böyle hizmet veriyoruz. Çünkü niye? İnsanları konuşturuyoruz. Ölümlü dünya. Yıllardan beri de sizi dünyanın her yerinde bir sürü akrabeş, dost var. Evet. Yani yayını da görünce özlemlerini gidermiş olacaklar.
Hem İnşallah. İnsanlar özlemlerin gidermiş oluyor, hem bir anı kalıyor. Bir anı kalıyor. Yine sizi yayına almış olduk. Bu bir tanışma. Yani çok güzel bir şey. Özlediğin yani. Arkadaşların var mı buradan yayın aracılığıyla? Onlara da bir selam söyle. Benim bana yani, görmek isteyip de göremedim. Göremediğim arkadaşlarım var tabii ama Face'te hepsi müşterek, takip ediyorum. Hepsine selamlar söylüyorum, hayırlı işler diliyorum. Sağlıklı, uzun ömürler Allah'ım nasip etsin hepimize. Amin. Bu yayınlar zaten dünyanın her yerinde izleniyor. YouTube kanalında, evet. TV kanallarında birçok yerde bunları yayınlıyoruz. Var mı böyle şahitlik var mı sende? Yok, şairlik falan yok bende. O meziyetimiz hiç yok bizim ya. Singöz'de çomurcuda değil sahasında. Evet, Singöz'de vardı ama babamda yoktu. Yok, Koron'da pek oynamadık. Koron. Gençliğimizi tam yaşayamadık ki. İlkokulu yani bitirdik. Ha. Başladık, terzilik yaptık. Evlendik, çocukla yaşta evlendik. Delikanlılığımızı hiç yaşayamadık yani. Aynı yaş, yani, ömür geldi, geçti. Geçti, ömür geldi, geçti. Allah bizim gibi olanlara, amin. Gençlere, herkese Allah'ım sağlık, sıhhat, huzur versin. Yani temennim bu. Gençlere ne söylemek istersin? Gençlere şunu söylemek isterim. Çok dikkat etsinler. Önümüzdeki siyasi olarak diyemeyeceğim ama önümüzdeki seçimde bu Z kuşağı, bilmem ne kuşağı diyorlar. Akıllı olsunlar, çok okusunlar. Ben sadece gençlere şunu söylüyorum. Telefonlarınıza o kadar bakmayın. Kitap okuyun, gazete okuyun, eski yazarları okuyun ve geleceğinizi düşünün. Biz düşündük, bugünlere geldik, şükürler olsun. Siz de düşünün, gelecek nesilleriniz için iyi bir yol görün ve ona göre hareket edin yani. Saygı büyüklerinize saygı, küçüklerinize sevgi gösterin ki yaşayalım. Aynen. Akrabalarınızı ziyaret edin. Eyvallah, eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Yani çok zamanda takip ediyordum, bekliyordum. Bugüne nasipmiş. Sana da teşekkür ederim. Eyvallah. Bir cenazemiz vardı burada, ona geldik. Vesile olarak, o vesile oldu. Sizden de... Bu cenazeler de gidiyorsunuz ha. Biz gideriz. Olur mu vallahi. Evet, duyduk mu gideriz. Görüyorum, ne güzel. Hasta ziyareti hasta, kaçırmam. Kaçırmam yani. Duyarsam kaçırmam. Herkesin gitmesini aynen. isterim yani. Aynen. Bütün gençlerin hasta ziyaretine gitmesini isterim. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, yani Habibler Merkez İstanbul Miraç Tüfüsü'nden gerçekleştirebiliriz. Rize Kömürcüler doğumlu. Muzaffer Baş. Muzaffer Baş. İkinci ismin neydi? Asıl resmişim ismim Yusuf Baş'tır. Evet. Dedemin ismini bana vermişler. Kimlikte ne geçiyor? Kimlikte Yusuf Baş olarak geçiyor. Yusuf Baş. Evet. Evet, Yusuf abiyle güzel, hoş bir sohbet evet, oldu. Ama herkes Muzaffer olarak tanır yani. Muzaffer olsun da Yusuf. Nasıl tanıyorsunlar? Bir başka Miraç TV düzenleyen görüntüsüyle herhangi bir yerde başka kişilerle görüşmek üzere. Bir alkış alalım bakalım, bir alkış alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim sizlere. Selamlar, sevgiler. Yakışıklı bir asalla kameraya yayınlanı çıkalım. Çok yakışıklı olsun. Teşekkürler. Herkese teşekkürler. Evet. Sağlıklı ömürler diliyorum.